Bir de çok ağır bir hastalık daha var. Normal bildiğimiz akne değil, akne inverse. Kasıkta ve koltuk altında olur. Buna hidradenitis suppurativa veya ter bezi iltihabı da denir. Ter bezi iltihaplanırsa yavaş yavaş çoğalır. Diğer ter bezleriyle birlikte kümeler oluşturur. Bildiğimiz aknenin daha büyük, iltihaplı. Vatandaşın biri geldi Aksaray'dan. Koltuk altlarına böyle efendim peçeteler koymuş, sarmış. Akıyor iltihap. O kadar zor durumda. Bu ne hal dedim. Dedi ki yıllardır perişanız. Hiçbir şeye fayda etmiyor. Bir, peynir yemeyeceksin. Çünkü peynir asidoza sebep oluyor. Asitli ortamda mikroplar çoğalıyor. İki, tatlı yemeyeceksin. Üç, siyah çay içmeyeceksin. Bağırsakları kurutur. Besinlerden vitamin, mineral emilimini engeller. Sigara içmeyeceksin. Alkol içmeyeceksin. Vesaire vesaire. Ben konuştum dedi ki ben bunların hepsini yapayım zaten. Yani siyah çay taze demlenmişse içilir. Yoksa bağırsakları kurutur. Demli çay bağırsakları kurutur. Besinlerden vitamin, mineral emilimini engeller. Bağışıklık sistemi çöker. Halı gibi olan bağırsaklar haliflekse döner. Bağırsakların üzerinde milyarlarca kanal var. Besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi absorbe eden. Yine Frankfurt'tan bir genç, Süleyman isimli, bana geldi. Onda da akne. Doktor demiş ki bu Türk hastalığı. Ya Türk hastalığı diye bir şey mi var? Nereden çıkardın bunu demiş. Tartışmış doktorla. Dedi ki doktor bana böyle diyor. Türklerde çok gözüküyormuş bu hastalıktı. Evet dedim doğru. Çünkü biz çok peynir yiyoruz. Asidoza sebep oluyor. Kemik erimesine sebep oluyor. Peynir kemikleri güçlendirmez bu arada. Bunu söyleyeyim. Zarar verir. Yani tam tersine. Çünkü peynir demek yağ demek. Yağ yağ asidine. Yağ asidi aside dönüşür. Kan asitlenir. Asitli ortamda mikroplar çoğalır. Peynirin her türlü iltihapları azdırır. Asidoz nedeniyle kemik erimesine sebep olur. Peynir asla yememek gerekir. Güneydoğu Asyalı, benim tanıdığım arkadaşlarım, Taylandlı, Vietnamlı, Çinli vesaire, peynir yemiyorlardı. Ben onlara, neden peynir yemiyorsunuz dedim. 25-30 yıl önce. Ya peynir yenmez, çürük madde dediler. Lan ne biçim bir laf dedim, böyle şey mi olur? Peynir çürük madde diyorlar. Bu yenmez diyorlar, bu insan hastalık yapar. Yok yapmaz dedim, sen iyi bir araştır dediler. O zaman, 25-30 yıl önce. Araştırdım ki dedikleri doğru. Peynir asit, kanı asitliyor. Asitli ortamda mikroplar hızla çoğalıyor. Vücudunda herhangi bir iltihaplı hastalık varsa kişinin, romatizma gibi, cilt hastalığı gibi, alerji gibi vesaire vesaire, asla peynir yememesi gerekir. Siyah çay içiyorsa da taze siyah çay olması gerekir. Demli siyah çay bağırsakları kurutur. Kahve mideye zarar verir. Yani hastalıkları tetikler. Tatlının her türü mantarı azdırır. Mantarın çoğalmasına sebep olur. Bağırsak florasını bozar, faydalı bakteri yok eder. Yani bunları kullanırken bir de sağlıklı beslenmek gerekir. Sadece al bunu kullan değil. Sağlıklı beslenirse sağlığına kavuşamaz. Akne inverse bu Türk hastalığı dediği vatandaş. Bizim sağlıklı beslenirsin, peynir yemeyeceksin, tatlı yemeyeceksin, siyah çay, kahve, kola falan vesaire yok. İyileşirsin. Artı iksir, jel ve ürünler kullandı, kurtuldu. Sağlıklı beslendiği zaman bağırsakları normale döndüğü zaman yavaş yavaş her türlü cilt hastalığından kurtulmak mümkündür. Laden gülü amemelis ve mahonyadan biraz farklı. Bu alerjik hastalıklara da iyi gelir. Bununla ilgili atopik eksemeye, alerjik eksemeye de iyi gelir. Bununla ilgili Almanya'nın Saarland eyaletinde Profesör Doktor Günter Wiese atopik ekzeması olan sulu kabarcıklı kaşıntılı alerji, besin alerjisi. Hı hı. Çocuklar üzerinde tedavi denemesi yapmış 95 ve hepsini de doğal yollarla tedavi etmiştir. Problemsiz. Biz bununla ilgili laden gülü ile ilgili çok güzel bir formül geliştirdik. Laden gülü ekstraktı, sinirlot ekstraktı, papatya, nane, kimyon, alıç 19 çeşit bitki ekstraktından oluşur. Laden gülü forte.